toplamda bu harekat çerçevesinde 31 tane de şehidimiz var. Rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi buradan basın toplantımızın başında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu manada artık neredeyse son bir haftalık döneme gireceğiz. Bugün Perşembe, bu haftayı da bitirdikten sonra artık kongre haftasına girmiş oluyoruz. Bizler yine her kongrede veya her organizasyonda yaptığımız gibi hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Miting komisyonumuz vasıtasıyla, teşkilatımızın tüm unsurlarıyla bir aradayız ve hazırlıklarımızı Sayın Başbakanımızın katılacağı kongrede en ufak bir eksikliğe mal vermeden coşkumuzu, heyecanımızı ve dinamizmimizi Sayın Başbakanımıza, Genel Başkan Vekilimize aktarmak adına Kocaeli'ye yakışır bir organizasyona hazırlık yapıyoruz. Bu manada yine bildiğiniz gibi klasik duyuruyla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık bir 250 bin tane el broşürümüz var. Bununla alakalı arkadaşlarımız hazırlıklarını bitirdi. İlçe başkanlarımız da içeride, onlarla da hazırlıkları görüşüyorduk. Bir yandan el broşürlerimiz olacak. Diğer taraftan duyuruyla alakalı billboardlarımız, billboardlara çıkacağız. Tasarımı vesairesi bütün hepsini tamamladık. Duyurudan sonra ikinci kısım katılım. Katılımla da ilgili genel geçer prensipte ana organizasyonumuz kongre olacak. Dışarıda özel Sayın Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğumuz gibi bir miting hazırlığı şu anda bizim tarafımızdan yapılmıyor. Zaten genel olarak da Başbakanımızın programlarında böyle bir usul gözükmüyor. Ama yine salona sığmayacağımız gözüküyor. Allah nasip ederse yine bir 15 bin civarında bir katılımla biz bu kongremizin katılım kısmını hem ana kademelerimizin hem kadın hem de gençlik kollarımızın tüm teşkilat bileşenleriyle beraber ve halkımızın da katılımıyla sevenlerimizle beraber yapmayı planlıyoruz. Burada mekan aynı mekan. Biliyorsunuz arkadaşlar, Şehit Polis Recep Topaloğlu salonunda yapacağız. Kentimizin en büyük kapalı spor salonu. Ya klasik bir davetiyeyle davet etmeyelim dedik. Bunun için de yaklaşık bir 10 gündür arkadaşlarımız çalıştılar. Bizler de değerlendirmelerde bulunduk. Biliyorsunuz her kongrede bütün unsurlarımızla kentimizin eşrafını, kanaat önderlerini, sivil toplum kuruluşlarını davet etmeye gayret ediyoruz. Bu manada da nasipse bu seferki davetimizi hem Afrin Harekatı ile alakalı sürece atıfta bulunmak maksadıyla böylesi değişik bir şeye imza attık. Burada Başbakanımızın katılım davetini böyle küçük flexi dediğimiz, hakikaten bankamatik kartları olur ya, onun gibi bir karta davetiyeyi bastık. Kurumsaldır bu. Ayrıca bir zeytin fidanıyla bu davetleri yapacağız. Kutusu, tasarımı, şu alttaki mizanseni dahi Kocaeli'yi yansıtan gerçekten güzel bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyorum. Yaklaşık 1500 kadar zeytin fidanıyla beraber zeytin dalı operasyonuna hem atıfta bulunmak, hem anmak, hem her davetiyemizi takdim ederken oradaki askerlerimize, Mehmetçiğimize duygularımızı aktarmak adına böyle bir Türkiye'de ilk defa herhalde Kocaeli teşkilatları olarak yine biz böyle değişik bir davetiyeye imza atmış olacağız. Çalışmalarımızı da yönetiyoruz. Siyaseten kentimizdeki istişareyi de tamamladıktan sonra Kocaeli'nin il yönetimi bağlamında 50 asil, 25 yedek, 5 disiplin kurulu, 3 de demokrasi hakem kurulu olmak üzere oluşturacak olduğumuz listeyi yine Kocaeli'ye yakışır bir liste yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ertelememizin sebebi kamuoyunda bu konunun anlatılması. Hatırlarsanız bilgi eksikliğinin olduğunu görmemiz sebebiyle istedik ki kamuoyunda tartışılsın. Bence belli bir noktaya doğru da geldi. İnanıyorum ki bu ayda bu görüşmelerde herkesin aklındaki sorular, sualler nihayete eriyor. Bu ayda istişare edildikten sonra artık nihai bir adımı önümüzdeki ay mecliste atarız. Sonuçta MİA meselesi sizlerin de bildiği gibi İzmit merkezinde Kocaeli için önemli bir proje. Burada bileşenleri var, hak sahipleri var, tapu sahipleri var. 10 yılları geçen, yani 10 yılı geçen bir süreçte yatırımla ilgili atılamayan adımlar var. Bütün bu süreci acele etmeden oldu bittiye de getirmiş gibi olmamak için ben de il başkanı olarak konunun müzakere edilmesi ve anlatılması gereken taraflara
tamamen anlatılacağını bu ay içerisinde düşünüyorum. Bunu siyaseten de biz de nihai olarak değerlendirdikten sonra son kararı herhalde Mart meclisinde ve grup toplantımızda atacağımızı düşünüyorum.